Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ozan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Polonya'nın en önemli şehirlerinden birisi olan Rzeszów'dayım. Rzeszów benim öğrencilik hayatımı geçirdiğim, yaklaşık bir dönem boyunca Erasmus yaptığım şehirlerden birisi. Kendisi Polonya'nın önemli vilayetlerinden biri ve şu an Rzeszów'un Rzeszów'deyim. Duygusal olarak güzel anlar geçirdiğim, güzel duygular yaşadığım bir şehirdeyim ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bu videoyu Rzeszów'un ana merkezi olan Rzeszów'da çekiyorum ve sizlere Rzeszów hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Çünkü Rzeszów Erasmus'un çok zirve yaptığı şehirlerden birisi ve içerisinde 3-4 tane üniversiteyi barındıran, kaliteli üniversiteyi barındıran bir şehir. Ve çoğu insanın Erasmus yapmak için geldiği noktalardan biri. Size yavaş yavaş burayı bahsedeceğim. Bu şehirden bahsedeceğim ve Rzeszów'dan başlayarak yavaş yavaş Rzeszów nasıl bir yer sizlere göstereceğim. Öncelikle burası Rzeszów'un Rzeszów, yani şehir merkezi. Burası normalde çok kalabalık olan ve insanların yoğunluk oluşturduğu, oturduğu, dinlendiği, gezdiği, buluştuğu noktalardan birisi. Şu karşıda göstermiş olduğum yer Rzeszów'un belediye binası. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok kafe var. Yazları buraya sandalyeler falan koyuluyor. Dışarıda insanlar oturup kahvesini, çayını içebiliyor. Aynı zamanda burada birkaç tane de Türk kebapçısı var. Bir tanesi şu karşıda görmüş olduğunuz Dara Kebap. Dara Kebap yaklaşık bir tahmini 10 senedir burada açık olan bir kebap dükkanı. İşletmecisi Türk. Yanında da yine Kebap House, Rzeszów denilen bir kebap salonu var. O da büyük ihtimalle ya bir Polonyalı'nın ya da bir Arap'ın işletmesi altında devam eden bir yer. Şu karşıda görmüş olduğunuz Buya Buya Kafe var. Burası da Rzeszów'un en ünlü kafelerinden birisidir. Alt katları da mevcut. Özel bir bahçesi de var. Geldiğiniz zaman burada takılabilirsiniz. Rzeszów bu gösterdiğim şekilde gayet güzel. Hoş bir yer. Şimdi bu Rzeszów'den birazcık ilerleyeceğiz. Ve ileride burada çok önemli, çok büyük bir nehir var. O nehrin yoluna çıkacağız. Yaklaşık bir 5 dakikalık yürüme mesafesinde nehrin yoluna çıkıyoruz. Genelde üniversiteliler o nehrin etrafında oturup alkolünü içiyor, bisikletini sürüyor, köpeğini gezdiriyor. Onun dışında yaz mevsiminde bazı zamanlarda nehre giriyorlar. Burada eğlence de üst seviyede. 2-3 tane çok önemli club var. Birkaç tanesi kapanmış ama üstüne birkaç tane de yeni açılmış club var. Yani Rzeszów'a gelip de acaba gitsem nasıl bir şehir, eğlencesi nasıl diye düşünecek olursanız ve Erasmus'sanız kesinlikle gelmenizi tavsiye edebileceğim bir şehir. Eğlence bakımından da hiçbir şekilde isteğinizi karşılanmayacağını düşünmemeniz gereken bir yer. Bu Rzeszów'den 3-4 dakika yürüme mesafesiyle buradan nehrin önüne çıkıyoruz. Burada da Türkiye'de olduğu gibi Martı uygulamasının farklı bir versiyonu var. Görsel açıdan gerçekten sizi çok tatmin edecek ve hani hayalini kurduğunuz, o çoğu insanın hayalini kurduğu böyle sessiz, sakin, insanların birbirine karışmadığı, rahat bir hayat yaşayıp bir yerden bir yere gittiğiniz zaman çok uzun vakitte değil de kısa zamanda ulaşabileceğiniz bir yer. İnsanları da çok sıcak aynı zamanda. Polonya'nın çoğu şehrini gezmiş biri olarak buradaki insan profilinin gerçekten iyi insanlardan oluştuğunu size söyleyebilirim. Buranın en önemli üniversitesi Politeknika'dır. Politeknika Polonya'nın en ünlü üniversitelerindendir ve dünya çapında bildiğim kadarıyla üst sıralarda olan bir üniversite. Eğitim kalitesi çok yüksek. Aynı zamanda İngilizce dışında lehçe eğitim de
veren bir üniversite. Ben de uzun seneler oldu buraya gelmeyeli. Uber uygulaması yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yani Uber uygulamasıyla daha rahat bir şekilde ulaşım da yapabilirsiniz. Aynı zamanda otobüsler de çoğu noktaya gidiyor. Şöyle nehre doğru devam ederken karşıma Polonya'nın en ünlü şairlerinden biri olan Adam Mickiewicz'in heykeli karşıma çıktı ve size birkaç cümleyle bu Polonya'nın en önemli şairlerinden olan Adam Mickiewicz'ten bahsedeceğim. Adam Mickiewicz Polonya komşu devletler tarafından parçalandığında 1798 yılında Belarus'un Novgorodek şehrinde dünyaya gelmiş bir insan ve Polonyalıların uğradığı haksızlıkları, Polonyalıların ezilmesini, ülkesinin parçalanmasını dile getirmek için şair olmuştur. Ve küçüklüğü şair olarak, şiirler yazarak, Polonyalılara Polonyalılık duygusunu aşındırarak geçirmiş bir insandır. Ve çok büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur belli bir süre sonra. Ezilmiş milletlerin ızdıraplarını Atalar adlı milli duygusu, milli bir destanda dile getirmiş bir şairdir. Kendisi aynı zamanda Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin bünyesinde bulunup Kırım Savaşı'nın Polonya için çok önemli olduğunu düşünerek Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı'nda desteklemiş bir kişidir. Ve hayatının sonunda da İstanbul'da yaşayarak İstanbul'da vefat etmiştir. Ve çok önemli bir insandır. Polonya'nın bütün şehirlerinde bu Adam Mickiewicz'in heykelini görebilirsiniz. Böyle bir parktayım ve karşıma çıktı. Size ufak da olsa anlatmak istedim Adam Mickiewicz. Şu an Rzeszów'un merkezinden çıktım. Merkezinden çıktığınız zaman hemen sizi bir tane karşınızda Galeri Rzeszów diye bir AVM karşılıyor. Bu AVM buranın en ünlü AVM'lerinden bir tanesi. Diğeri de Millennium Hall. Ve burada çok önemli bir tarihi yapıt var ve Polonyalıların en çok buluştuğu nokta. Bu görmüş olduğunuz anıt, bu Sovyetler zamanında kalan bir anıt. Ve vajinaya benzediği için buna vajina ismini takmışlar. Çok eski Sovyet döneminden kaldığı için bunu yıkmak istemişler ama halk ve yönetimdekiler çok kararsız kaldığı için bir oylamaya sunmuşlar ve oylama sonucunda halk bunun burada kalmasını istemiş. Çünkü tarihi yansıttığını düşündüğü için bunu buradan kaldırtmamışlar. Rzeszów'a gelen birisinin bunu görmeme şansı sıfır. Ve en çok buluşulan noktalardan birisi. Polonya'da trafik ışıkları da çok önemli. Yeşil ışık yandığı zaman araçlar kesinlikle hareket etmez ve yaya yolunda da hiçbir şekilde hareket etmez. Bu yeşil ışık ne zaman kırmızıya dönerse halk hiçbir şekilde hareket edemez çünkü cezası yüksektir. Burada araçlar insanlara karşı çok saygılı ve kesinlikle sizi gördüğü zaman yaya yolunda ne kadar uzaklıkta olursa olsun size yaklaşmadan durmaktadır. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor ve halk bekliyor. Burada araba geçmese bile bu insanlar kırmızı ışıkta kesinlikle karşıya geçmezler ve beklerler.